Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir yumuşacık yoğun borcam pastası yapalım. 3 tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine yarım su bardağı şeker ekleyip köpük köpük olana dek yüksek devirde çırpalım. Tamamen köpürüp kabarana dek çırpıyoruz. Pastalarınızın, keklerinizin yumurta kokmasını istemiyorsanız yumurtayı tamamen kabarıp köpürene dek çırpmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bu kıvama geldi. Karışımın içine 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tur daha çeviriyorum. Çok fazla karıştırmayın bu aşamada. Çünkü yumurtanın, kabarmış olan yumurtanın sönmesini istemiyoruz. Şimdi artık mikserin baloncuğunu çıkarıyorum ben. 1,5 su bardağı unun içine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı eledim. Karışımı bunları aktarıyorum. Kesinlikle elemiş olmanız çok önemli. Yumuşacık ve puf puf bir kek olması için elenmiş unla iş yapıyoruz. Bunu da bu şekilde tahta kaşıkla karıştırıyorum. Bu aşamada mikser kullanmıyorum ben. Yağlanmış büyük boy kare borcama döküyorum. Önceden ısıttığım 180 dereceli fırında pişmeye bırakıyorum. Kekim pişerken ben tatlımın muhallebi kısmını yapayım. 4 su bardağı sütü bir tencerenin içine aldım. 2'şer yemek kaşığı nişasta ve unu ekliyorum. Buğday nişastası kullandım. 1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker kullanıyorum. Bunları güzelce ocakta kıvama gelene kadar pişireceğim. Muhallebim pişti. Bir kenara alıyorum. Arada karıştırıyorum kabuk bağlamadan ılınması için. Çikolata sosunu hazırlayalım. 1 paket hazır çikolata sosu kullandım bu sefer ben. 2 su bardağı süt ekliyorum üzerine. Ve bunu yine ocakta karıştıra karıştıra pişiriyorum. Pişen çikolata sosumun içine 1 paket sütlü çikolata ekliyorum. Çikolata lezzeti daha yoğun olsun istedim. Karıştıra karıştıra eritiyorum. Arada da karıştırıyorum ki çikolata sosum kabuk tutmasın. Kekim fırından çıktı. Şöyle bir 5 dakika sonra ilk sıcaklığı çıktıktan sonra 1 su bardağı soğuk sütü üstüne döküyorum. Tamamen sütü çekince ılınmış olan muhallebimi kekimin üstüne döküyorum. Kat kat çok lezzetli bir pasta oluyor. Yiyenler gerçekten yaş pasta lezzetinde olduğunu söylüyorlar. Muhallebiyi kekin üzerine yaydıktan sonra bir kenara alıyorum. Tamamen soğumasını bekliyorum. Ilındıktan sonra buzdolabına koyabilirsiniz. Çikolata sosunu da arada karıştırıp kabuk bağlamasını engellerseniz iyi olur. Tamamen soğuyan muhallebimin üstüne de çikolata sosumu döküyorum. Her katı ayrı lezzetli, ayrı güzel oluyor. Bu pastayı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çikolata sosumu da tamamen pastamın üzerine yaydıktan sonra buzdolabına kaldırıyorum. Ve 3-4 saat sonra, belki bir gecede bekletebilirsiniz, servise hazır hale geliyor. Şimdi dilimleyip servis yapalım. Hem de bereketli bir pasta oluyor. Misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Kalabalık bir grup aldığınızda 16 dilim kadar çıkıyor bakın bu ölçülerden. Bu büyük boy kare borcam. Bu ölçülere tam geliyor verdiğim ölçüler. Pastamızdan şimdi bir dilim çıkarıp servis yapalım.
Yumuşacık, çok lezzetli, kıvam harika, güzel bir tatlı oldu. Şiddetle tavsiye ediyorum denemenizi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve yorum yazmanızı rica edeceğim. Diğer videolarıma da göz atmak isterseniz kanal linkimi tıklayarak tüm videolarıma ulaşabilirsiniz. Yepyeni videolarda ve yepyeni tariflerde buluşana dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.